Herkese merhaba. Bugün Manor Lords'a biraz göz atacağız. Manor Lords son zamanlarda çıkmış olan, daha doğrusu tam olarak çıkmamış, Early Access'te olan bir oyun. Burada da zaten oyunu açar açmaz karşımızda bizi şöyle bir ekran karşılıyor. A demo of an early access of an indie game. Bir indie oyun ve Early Access'in bir demosu. Yani bayağı daha oyunda yapılacak çok şey var demek istiyorlar bize kısaca. Evet, biraz espri de yapmışlar. Anlayışınız için teşekkürler şeklinde de bir not düşülmüş. Bakıyorum şöyle ne var ne yok. Okey. Oyun ya gördüğünüz gibi mesela Keybindings'e bakıyoruz. Hala buradaki yazılar bile early access'li olduğunu bize gösteriyor. Sadece bir göz atalım. Bakalım bunları seçemiyoruz. Buradan bu arada bu ekran çok hoşuma gitti. Bir denemiştim ben bunu kısaca. Ekran çok hoşuma gitmişti. Buradan kısaca bir şey seçelim. Çok da önemli değil. Ne olduğu. Okey. Neyse. Devam ediyoruz. Starting supplies. Nothing değil. Standart değil. Double olsun. Approval. Balance. Tolerant olsun. Weather events balanced. Okey. Başlayalım. Oyun bu arada bir şehir yapma oyunu. Medieval bir şehir yapma oyunu. Daha doğrusu sadece bir şehir yapma değil. Aynı zamanda içinde Bannerlord gibi öğelerin de barındığı bir oyun olduğunu gördüm. Ama bu sanıyorum sonraki süreçte geliştikten sonra o noktaya varıyor oyun diye görmüştüm. Bu arada oyunun görüntüleri bence inanılmaz güzel. Yani buna baksanıza. Yani müthiş bir şey var oyunda. Bu arada oyunu uzaklaştırdığınızda böyle bir haritası var. Bu haritada şu an herhangi bir yere geçemiyoruz. Çünkü early access olduğu için, demo olduğu için burası diyor ki bize kapalı. Nerede bizim şeyimiz? Ha, şurası. Tamam. Buradan a new message. Bakalım mesajda ne diyor bize? Construction granary. Login camp, forager hut ve storehouse yap diyor. Tamam. Buradan yol seçebiliyoruz. Bu neymiş? Login camp. Granary login camp'i yapalım. Odun. Ne diyor? Ne denir ona? Odun şeyi. Uproot trees. Şöyle bir yere yapacağım. Uprooted trees, pardon. Nasıl şey yapıyoruz bunu? Bir dakika. Çevirmeyi nasıl yapıyorduk ya? Show labels yok. Road connection. Ha, hold rotate. Dur. Okey, tamam. Normal tuşa basarak şey yapıyoruz. Şöyle bir yere kurabiliriz bence. Ya da şöyle mi yapsak? Bakalım. Şöyle bir yere kuralım. Herhangi bir kurarken ağaç şey olmasın. Buradan ne diyor bize? Unassigned peasant automatically work on construction. Diyor. Herhangi bir yere atamadığınız köylüler otomatik olarak gelip Construction'da çalışmaya başlar. Pekala. Buradan yola basıyoruz. Yolu evet, şöyle yapalım. Bu şekilde birleştirelim. Güzel oldu bence. Okey. Tamam. Başka ne yapacağız? Tam kapatmıştım ama otomatik kendi açıldı tekrar. Özür diliyorum. Biraz boğazım ağrıyor. Şimdi Logging Camp Granary Logging Camp yapılıyor şu an. Yapılıyor olması lazım. Aynen. Bak buraya geldi. Yavaş yavaş yapmaya başladı. Ne yapacağız? Granary yapacağız. Granary Forager Hut bizden istiyor.
Berry topluyoruz. Tamam. Yakındaki yemiş varsa onları topluyoruz. Berileri nereden topluyoruz? Şurada şuraya bir yere kuracağız. Bunun için de şöyle yapsak. Ağaçları yok etmek istemedim. Heh, tamam. Yine buradan yol şey yapacağız. Şöyle yapalım. Şöyle birleştirelim yolu. Ayrıca şöyle de yapacağım yolu. Aynen öyle. Ayrıca şöyle de bir şey yapalım bence. Güzel. Tamam. Güzel bir yol ağı örmüş olduk. Ne yaptık? Buradan Hunting Camp Forager Hut'ı da kurmuş olduk. Storehouse istiyor bizden. Granary ve Storehouse istiyor. Bu neymiş? Mining Pit. Heh, Granary. Granary ne işe yarıyormuş bir bakalım. Stores up to 500 food helps supply the food stores faster. Okay. Bizim yemek depolamamızı yarayan şey. Şuraya kuralım. Storehouse. Bir de storehouse istiyor. Bu neymiş? Provide storehouse storage space for generic goods and locks to shield them from weather damage. Ha, okay. Herhangi bir hava hasarından onu önlüyor. Mesela yağmur yağıyorsa falan gibi onları önlememize yarıyor. Use bilmem supply non-food related market. Okay. Yine onu da bence şöyle karşılıklı kurabiliyor muyuz? Evet. Karşılıklı ya da şöyle mi kursak? Hadi böyle kuralım. Yan yana olsunlar. Okay. Aslında hepsini kurdum. Onlar için bir hızlandırmak süreyi bir hızlandırmak istiyorum ki kurulsunlar bir an önce ve bakalım bize bir sonraki görev olarak ne verecek. Exposed food. Tamam, onu kuruyoruz. Onu kuruyoruz. Construction priority. Okay. 9'a kadar ekstra priority verebiliyorum. Buna da 9 verdim. Okay. Şimdi ilk işleri onları yapmak olacak. You can select this building to add or remove workers. Okay. Şimdi buradan workers atayabiliyorum buraya ya da oradan workers'ı uzaklaştırabiliyorum. Bu da yüksek derecede. Bunların 3'ü de görev çünkü. Storage yolun ortasına koymuşlar. Nerede onlar? Tamam. Bunu hallettiler. Tüm worker'lar gelip buraya çalışıyor. 9 verince. Tamam. Sıra. Okay. Quest completed. Tamam. Görevi tamamladık. Burada bir kişi çalışsın. Burada da bir kişi çalışsın. Buralarda sanıyorum çalışmasına gerek olmayan yerler buralar. New message. Bakalım ne diyor? Your supplies are dry and secure and the first stage of work is done. The story is your people tell around fire and are of the many dangers in the world. Okay. From beasts to blights, strange tales about foxes and soon they will teach these stories to their own children. It's time to bring wives and children to settlement now that they can take shelter in proper homes. For your lands to prosper and grow, you will need not only workers but families. Okay. Construct well. Well kurmamızı istiyor bizden. Bir de burgage plot. Bakalım onlar neymiş bilmiyorum. Buradan bakacağız. Storehouse, Hitching Post. Burgage plot ve well kuracağız. Ne demek olduklarını bilmiyorum açıkçası. Şuraya baktım mı? Mining pit. Ha, burgage plot dediği tamam. Bir aile için ev sağlayan yerler. A flexible plots. Ha, ona göre şey yapıyor. Alanı olsun mu olmasın mı arkasında önünde. Tamam. Okey. Bu ne yolu bu? Su yolu mu bu? Şey yolu ama. Ben bilemedim. Şimdi
Ev olarak şöyle bir yerde olsalar, yok orası çok iyi değil. Şurası bence ev bölgesi için güzel. Şöyle yapabiliriz. Bakalım 1, 2, kaç tane ev kuracağız? Bir tane. Şimdilik bir tane. Garip olmuş bu biraz. Okey. Border corners placed. Lot too small. Okey. Tekrar yaparız. Sıkıntı değil. Ağaç devrilme sesi geldi. Tamam, oraya bir tane ev inşa etmeye başladık. Oyunun sesi bir tık az, o yüzden bir seslerini açmaya çalışacağım. Ben kısmışım. Açayım şöyle biraz. Okay. Anti deyip devam edebiliriz. Tamamdır. Buraya bir ev kurulumu yapıyoruz şu an. Okay. Bir de Burgage Plot'tu. Bir de well kuracağım. Bu marketer well neymiş? Provide water access to the Burgish plots. Enables firefighting. Must be built over water vein. Ha, işte şu water vein'ler var ya. Tamam. Şimdi buraya bunu yaptığımızda mesela buraya şey sağlamış olacak, su sağlamış olacak. Güzel. Okey, hızlandıralım. Kurulumlarını tamamlasınlar. Bu arada oyunun grafikleri inanılmaz iyi görünüyor ya. Yani şu çok iyi değil mi yani? Buna baksanıza. Hem grafikleri çok iyi, bir daha early access'te eminim optimizasyon olarak da çok daha gelişecektir. Ki müthiş ya. Ki indie oyun yani. Büyük bir stüdyonun çıkardığı oyun da değil demek ki. Gerçekten çok zevkli yani böyle. Ben bayıldım açıkçası. Bir de şehir kurma kısmından sonra detaylara baksanız inanılmaz iyi detaylar. Şehir kurma kısmından sonra sanıyorum savaş kısmı da oluyor. Peasants are coming to your village. This is great, but watch out for your yemek supplies. Hungry and cold peasant can rebel. Okay. Diyor ki köylüler artık taşınmaya başladı. Kadınlar ve çocuklar geliyor. Aileler gelip köye taşınacak. Ama diyor mutlaka şeye dikkat et. Aa, bir dakika, börgüş pilot daha kurmam gerekiyormuş. Mutlaka diyor şeye dikkat et. Yemek, açlık çok önemlidir. Aç olan kişiler şey yapabilir diyor. Aa, bu olmadı. Aç olan kişiler ayaklanma çıkarıp seni yıkabilir. Okey. Abi nasıl tulsum oluyor? Ne kadar büyük yapmam gerekiyor? Ya ben anlamadım ki. Çok büyük istiyor. Mesela şöyle yapsam. House position, extend slot. Buraya 2-3 tane house koyabilmem lazım yani benim. Oho. Oho, tamam da çok mantıklı gelmedi bu iş bana ya. Ha? 1, 2, 3, bir tane daha kurulum yapmam gerekiyor. Ağaç kesmeyelim. Bu da oduncu burada çalışanın olsun, dur. Tamam. Okey. Büyük bir ev yapmamızı istiyor bizden. Şuna baksana. Bu arada çok çok iyi görünüyor yani ev.
Burada ne diyor? Food'u bilmem nesi. Okey. Food supply'a dikkat et dedi bana. Şurada food supply'ım var. Veri topluyorum ama. Bakayım bir. Buraya bir kişi daha mı versem? Berry 103 tane kalmış burada. Buradan well name'imiz var. Food stall, loading stall, tavern. Asat food stall iyi gibi de. Dur bakayım bir. Başka ne kurabiliyoruz? Hunting camp. Hunting camp kurayım. Hunting camp önemli. Ama nereye kuracağım? Oo, çok uzakta. Şuraya kuracağız. Şöyle bir yere kurayım. Tamam mı? Çok uzak ama yapacak bir şey yok. Buradan da şöyle bağlansın buraya. Aynen. Of, muhteşem 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 görünüyor. Bayıldım ya. Şu görüntünün güzelliğine bakın ya. Çok iyi. Yani bu early access'ten çıktığında bu oyun cidden isterim uzun süre oynamak yani. Şuna baksanıza. Şimdi bunları diyor şey yapacağız. Tamam. Buraya gelip toplayacak. Bizim eleman. Güzel. Bir tane eleman da atamamız lazım tabii oraya ama sanıyorum otomatik atanacak. Exposed storage. Nasıl exposed storage? The stocks are exposed. Yani exposed değilmiş. İşte halletmişiz onu. Build cottage to provide them with shelter or their approval will fall and they might freeze in the water. Homeless family. Build cottages. Cottages. O tam olarak sanıyorum. Tavern, church. Well. Construction cost 1 odun. Provide easy access to food. Bilmem ne. Must be placed within the marketplace area. Okay. Cottage. Field farm kurabiliyoruz. Çok güzel. Communal oven. Yo. Cottage arıyorum. Cottage dediği sanıyorum. Kimsesizler için bir yer. Bazı şeylerin şeysi de yok. İhtiyaç. Okey. Buradan bulamadım. Burada yok daha şimdilik. Ya çıkmadı. Ya çıkmadı ya ben bulamadım şu ana kadar. Bilemiyorum. Mining pit'e şimdilik gerek yok gibi. Ne diyor? Storehouse. Biz storehouse şey yapmadık mı ya? İşte burada. Storehouse'da biri mi çalışması gerekiyor? Tamam. Özellikle bir yerde çalışmasını istiyorsak. Enable idle laborers to use this setting to control whether peasants should be used the building a temporary bench up their idle. Okay. Bir kişi burada çalıştın o zaman. Anlamadım ki yaptık işte. Storage, timber bunları. Allah Allah. Bunlar yola bağlantılı değil. O bağlantılıymış. Bu da değil. Yola bağlantılı değilmiş. O yüzden mi çalışamıyor acaba? Ama log vardı içinde. Neyse. Diyor ki, food has to be removed to a granary or else it can be damaged by weather. Food, evet. Food'u granary'yi nasıl taşıyacağız? Güzel soru. Okey, devam edelim. Şu şeyler bir kurulmuş olsun hem. Evlerimiz.
Bunların şeylerini artıralım. Buraları bir yapsınlar. Aa, yanlışlıkla iptal ettim. Allah kahretmeye. Neredeydi o? Örgüç plot. Ha. Aa. Bu iş bir tık gıcık yani. Evi kuracağım yer halbuki yani eşek kadar yer, buraya niye ev kuramıyorum mesela? Garip. Tamam. Bakalım. Ben yanlışlıkla biraz önce neye bastım? Demolish Building'e bastım. Okay. Burada tamamlandı. Upgrade ettiğimde ne yapıyor? Grants a development point, provides extra şey veriyor sanırım. Ne yapıyormuş? Better fighting equipment if level rises equipment. Okay, equipment'lar varmış şimdi. Onları da yükseltiyor sanıyorum. General, country, people. Okay. Sonuncu da tamamlandı. Settlement level increased. New message. Diyor ki bize level 2, 3 tanesini diyor, level 2 yap diyor. Food stall. Food stall kuracağım bir tane. Firewood stall ve clothing stall. Okay. 3 tane stall kuracağım. Stall'lar şunlar. Market araya yapacağım öncelikle. Çok fazla oldu ya, marketi çok büyük oldu yani, bence o kadar büyük olmasına gerek yok. Stollar da şu şekilde. Bu yola böyle kurulmuş, bu yine böyle yola, güzel. Ben de Snapple. Güzel. Onları tamamladık. Şunlar tamam. Bir de bunların level 2 yapmamız gerekiyor. Ama onun için odun lazım. Odun içinde ekstra bir odun yeri kurmak istiyorum. Çünkü sanki odun biraz az geliyor. Aynen, logging camp kuracağım bir tane daha. Onu da nereye kuralım? Şöyle kuralım mı? Not enough resources diyor. Okey, tamam. Şu an yapamıyorum. Devam edelim. Şu odun, iki odun istiyor onu kurmak için. Şöyle mi yapsak? Burada daha fazla kişi çalışsın. Onlar kuruldu. Storage full diyor. Aa, nasıl storage full? Ne oldu? Firewood. Ha. Okey, tamam. O yakacak yani. Yakacak odun fullenmiş. Bana şey lazım ama ya. Ne yapacağım? Construction finish, storage full. Okey. Full olsun, yapacak bir şey yok. Bu neymiş? Conversion, convenience. Okey. Buradan benim çılgınlar gibi oduna ihtiyacım var. Logs. Şurası. Aa, pardon. Ben yanlış yere bakıyorum. What the hell? Timber, bir dakika. Dur. Ben bunu yükseltmek için neye ihtiyacım var? 4 adet timber'a. Yükseltemiyor muyum bunu? Yükseltebiliyor olmam lazım. Dört tane timber'um var çünkü. Onu takip edebiliyorum bir de adamı. Okey, buradan ne istiyorum benden? Peki yani buradan ne yapmam, bunları ne yapacağım? Yükseltmem mi gerekiyor?
Okey. Bunu level 2 yapmam lazım da. Level 2 yapamıyorum şu an ama neden? Bir sebebi olması lazım bunun. Çalışacak unassigned families. Şöyle mi yapmam lazım acaba? Şöyle yapıp yo. Abi tamam işte şunu. Logging camp. Ama ben bu işi çözemedim. Yani teknik olarak benim bunu atayabiliyor olmam lazım diye düşünüyorum. Pin window. Ha şöyle koyabiliyoruz mesela, önemli bir şey. Çok iyi lan. Mesela şu ay. Keşke CTRL-C olsa oyunda. Onların dip dibi olması inanılmaz şey oldum ya. İkinci kez resmen gereksiz yere ev yok ediyorum. Devam edelim. Bunlardan birini iki yapmam. Ne Allah'ım. Rent a development point. Provides better fighting. Tamam ama nasıl? All of the green requirements must be met. Abi sanki tüm requirements'larım okey yani. Limit range. Build more granaries or employ more granary workers. Abi granary'm okey ya. Daha ne yapayım? Yeter. Yemek açısından sıkıntı yaşamıyorum ama storage limit reached. Onu da yapacak bir şey yok. Şöyle yapsam. Otelde 15 kişimiz var. Şunu... Neyse çıkaramadım. Belki bir yolu vardır ama bence bölüm için yeterli oldu. Bu arada inanılmaz güzel görünüyor dünyası. Ve düşünsenize, yeterince büyüyüp geliştirip ordular yapıyorsunuz. Ve sonra gidip diğer kısımlarla savaşıyorsunuz. Yani inanılmaz iyi. İnanılmaz. Bakın burada kim var mesela? Bu kim? Traveling Merchant. Gezgin şey. Buradan şöyle bir gidelim. Başka tarafa gitmiş olduk. Burada başka bir yol var. Orayı takip edelim. Gidemiyoruz. Şu an demo olduğu için onları göstermiyor bize ama müthiş ya. Müthiş yani. Çok hoşuma gitti. Burada neymiş? Cheap goods for import. Salt deposit vesaire vesaire. Çok iyi görünüyor oyun. Oyun muhteşem görünüyor. Vallahi tavsiye ediyorum. Ekleyin wishlist'inize. Bekleyin. Çıktığı zaman da yapıştırın. Gayet güzel görünüyor. Zaten Twitch'te de bayağı büyük yayıncılar da bir baktı şöyle. Herkes bayıldı oyuna yani. Şu anki early access demo haliyle bile oyun çok iyi duruyor. Görüntüler vesaire çok güzel oyunda. Mekanikler çok iyi. O yüzden tavsiye ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum o zaman. Hoşçakalın.